Sen bu ülkenin Robert De Niro'susun. Konuşturma beni. Tamer Karadağlı Bebek'te kameralara takıldı. Ünlü aktör koronavirüs önlemlerine harfiyen uymaya özen gösterdiğini söyledi. Evden mümkün olduğunca çıkmamaya özen gösteriyorum. İşte ellerimi bol bol yıkıyorum. Herkesin yapması gereken şey zaten bu. Hijyene dikkat etmek ve temizliğe dikkat etmek. Karadağlı, rol aldığı İkinin Biri adlı tiyatro oyununa da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ara verdiklerini anlattı. Bütün oyunları iptal ettik. Zaten Türkiye çapında hem devlet tiyatroları, şehir tiyatroları, bütün özel tiyatrolar şu anda durdu. Karadağlı son olarak Savaşçı dizisinin 100. bölümünde Albay Göktürk rolüyle konuk oyuncu olması için teklif almıştı. Hemşehrinin burada bir adam vardı, kan almıştık. Gitti mi? Görmedim, komutanım az önce buradaydı. Nereye gitti? Bilmiyorum, gitmiş. Allah kahretsin. Komutanım adam gitmiş. Savaşçı dizisine katıldığını söylendi. Doğru mu? Şu anda ne durumda? Bakalım. Çünkü haberler çıktı. Şu anda da bildiğim kadarıyla Savaşçı ara verdi. Dizi setleri ara veriyor. Herhalde sizi göreceğiz ekranda Savaşçı dizisinde. Albay karakteri. Bakalım, şimdi bir şey söylemeyelim. Bir albay duruşu var zaten. Geçen hafta Tamer Karadağlı'nın annesi Bingül Karadağlı'nın yaptığı iki resim Engelsiz Yaşam Vakfı yararına satılmıştı. Ressam bir annenin oğlu olmak. Evet, evet, o gece onun gecesiydi zaten. İki tablosu satıldı. Tablolardan birini alanlardan biri de Murat Bey. Karadağlı'ya hiç affetmediğiniz biri var mı diye soruldu. Ya zaman her şeyin ilacı derler ya. Yani bu dünyada ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın, aslında hayat çok kısa ve hiçbir şeyi çok fazla ciddiye almamak gerekiyor. Yani öyle kırgınlıklar, insanın çok içinde beslememesi gereken şeyler. Hayat çok hızlı akıp geçiyor. Bunlar olabilecek şeylerdir. Ünlü aktör kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret tartışmasına da farklı bir açıdan baktı. Kadın oyuncular biz az alıyoruz, erkek oyuncular bizim bir katımız alıyor diye açıklamalar yapıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neden erkekler fazla kaşı alıyorlar? Öyle bir şey yok bence. Her oyuncu için farklıdır bu. Çünkü bizim mesleğimizde böyle oyuncuların belli bir fiyatı yok ki. Herkes kendi değerini kendi belirliyor. Eğer memnun değilse aldığı ücretten kabul etmesin. Karadağlı'ya konuyla ilgili yaşanan polemik hatırlatıldı. Hatta Hande Aziz şey demişti. Ya dedi, kadın izleyici çok olduğu için, erkekleri böyle rağbet olduğu için mesela o yüzden erkekler daha fazla alıyor. Kimisi dedi eşitsizlik dedi, Hollywood'da da böyle dedi, dünyada böyle dedi. Erkekler her zaman fazla para alırlar. Bilemiyorum, ben yapımcı değilim. Ben oyuncuyum. Oyuncusunuz ama. Evet.